Merhabalar, hepiniz Caju kanalımıza hoş geldiniz. Tiyatro Troya ekibi olarak bundan böyle sizlerle Caju kanalıyla buluşmaya devam edeceğiz. Peki Caju ne demek? Bunun da bir hikayesi var. Bunu size başka bir videoda anlatırım. Malumunuz son 2,5 aydır koronavirüs salgını nedeniyle hepimiz evlerimizdeyiz. Ve biz tiyatrocular da artık ne salonlarda ne de açık havada etkinlikler üretip sizlerle buluşamıyoruz. Bizler de bu Caju kanalımızı kurarak üretime devam edip sizlerle buluşmak istedik. Ünlü yazar Anton Çehov Vanya Dayı oyununda ne demiş? Bizi sadece çalışmak kurtarır. Çok çalışmak gerek. Bizler de öyle yapacağız. Eğer salonlarda ve açık havada sizle buluşamıyorsak, YouTube kanalımız aracılığıyla üretime devam edip her yaş grubuna etkinlikler, gösteriler üreteceğiz. Farklı eğlenceli videolar yapacağız. Sizlerden ricamız kanalımıza abone olmanız, videolarımızı izlemeniz ve paylaşmanız ve bize desteğinizi esirgememeniz. Bu dönemde sizin desteğinize çok ihtiyacımız var. Malum, bayramdayız ve sokağa çıkma yasağı var. İlk olarak bu sokağa çıkma yasağı döneminde evde kalan çocuklarımız için onlara yönelik gösteriler hazırladık ve o videolarımızı yayınlayacağız. Hepinize iyi seyirler dileriz. Bizi takip edin. Dur dur kara kaçan dur dur. Abi. Dur kara kaçan, arkadaşlarımıza kendimi tanıtayım. Yüzyıllardır yaşarım. Bilmem ki kaçtır yaşım. Dilden dile dolaşır, dinlenir fıkralarım. Göle maya çalarım, bindiğim dalı keserim. Kavga değil, hoşgörü isterim. Nasihattir her sözüm. Güldürürüm sizleri, öğretirim düşünmeyi. Koca sarığım başımda, kürklü cübbem sırtımda, eşeğim de yanı başımda. İşte benim Nasreddin Hoca. Bu mübarek Ramazan gününde evlerinizde kaldığınız için biz size misafir olmaya geldik. Biz de kara kaçanla çarşıya gidiyoruz. Malum hanımın siparişleri var. Gidip alışveriş yapacağız. Ama sosyal mesafeye dikkat ederek tabii ki de. Hadi bakalım görüşürüz. Kara kaçan düş bakalım yola. İnatçı eşek. Kara kaçan. Kara kaçan. Yahu nereye gittin kara kaçan? Kara kaçan. Nasreddin. Sen mi geldin? Buradasın. Bu saate kadar nerede kaldın sen? Kiminle konuşuyorsun? Hanım. Hanım. Başımıza gelenleri sorma hanım, sorma. Ne geldi başımıza söylesene. Yahu sorma dedim ya hanım. Ne demek sorma? Yahu ahlanıp vahlanıyorsun. Ne oldu anlatsana. Tamam hanım, anlatıyorum. Bizim kara kaçan vardı ya, kara kaçan. Bizim kara kaçan vardı ya, kara kaçan. O artık yok hanım. Ne? Nasıl yok? Nerede hayvan? Tamam dur, hemen endişelenme hanım. Şimdi bizim kara kaçanla hani çarşıya gittik ya senin siparişleri almaya. Kara kaçanla gittik, siparişleri aldık. Kara kaçanın heybesine yükledim. Sonra da eve doğru gelirken kahvenin oradan geçiyordum. Bir de baktım ki kahvede Hasan Çavuş tek başına oturmuş çay içiyor. Vah vah vah. Ben de öyle dedim. Vah vah vah. Gideyim en iyisi biraz sohbet edeyim adamla. Biraz görüşeyim, konuşayım, bir çay içeyim. Kara kaçana dedim ki benim güzel eşeğim, benim tatlı eşeğim. Sen beni burada bekle, ben Hasan Çavuş'la bir çay içeyim. İki sohbet edeyim, hemen yanına geleceğim dedim. Sonra gittim Hasan Çavuş'la. Çay içtim, sohbet ettim. Geri döndüğümde ne göreyim? Ne gördün? Kara kaçanın yerinde yerler esiyor. Allah senin müstahakını vermesin he mi? Eşek bağlanmadan bırakılır da gidilir mi hiç? Hadi eşeği bıraktın orada. Siparişleri niye yanına almıyorsun? Ama bizim eşekte de suç var. Her biri çekenle gidilir mi canım? Yahu hanım yeter yahu yeter. Yani tamam ben suçluyum. Kara kaçan da suçlu. Yahu bu hırsızın hiç mi suçu yok? Allah sana akıl fikir versin. Ben seninle uğraşamayacağım. Eşek de yok, sipariş de yok. Hadi git ne yapıyorsan yap.
Buyur komşu, buyur buyur gel. Heh. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar. Hocam senden bir ricam olacaktı. Ha buyur söyle komşu. Hani geçenlerde benden bir kazan almıştın. O lazım oldu da onu almaya geldim. Ha tamam getiririm. Ama bir şartla. Sabah çarşıya yoğurt götüreceğim. O yüzden sabahleyin bana bırakman gerekiyor kazanı. Tamam mesele değil. Zaten bu gecelik lazım. He tamam o zaman. Hemen getiriyorum. Tamam. Sen beni burada bekle. Tamamdır. Bakalım. Hocam bu ne? Sence ne? Tencere. Ya tencere. Ama ben sana sadece kazan vermiştim. Bu içindeki de ne böyle? Komşu gözün aydın. Senin kazan doğurdu. Doğurdu mu? Ya. Allah Allah. Oh iyi. Vallahi kısa günün kârı. Ne demişler? Komşu. Üzümünü ye, bağını sorma. Komşu. Ne oldu? Ya ne oldu öyle dikildin kaldın? Hiç hocam, iyiyim ben. Hadi kal selametle, görüşürüz. Hadi bakalım, köftem seni. Nasreddin! Ne o? Yine kiminle konuşuyorsun? Boş konuşmayı bırak da kasaba git ciğer al. Akşama kızartıp yiyelim. Tamam hanım, tamam. Kara kaçan da yok. Şimdi ta kasaba kadar gideceğim öyle. Neyse, akılsız başın derdin hayatlar çeker. Ay kara kaçan. Beni bırakıp gittin, ayaklarım perişan oldu. Kolay gelsin evladım. Oo hocam hoş geldin. Buyur ne istiyorsun? Evladım bana şuradan 1 kilo ciğer tart da ver emi. Hemen. Evladım hesaba yaz. Haftaya alırsın paranı, tamam mı? Tamamdır, hiç merak etme. Heh. Hocam. Söyle. Sen bu ciğeri aldın da nasıl pişireceksin bakalım? Yani hanım bir şeyler yapar, o kendine göre biliyor. Biz yıllardan ciğerciyiz, bilirsin. Sana bir tarif vereyim. Böyle bir şey yok. Ya deme, söyle ya. Bakalım, yaz bakalım. Dur, şuraya yazayım. Heh. Yaz da götüreyim, hanıma vereyim, güzelce yapsın. Bak şimdi. Bak unutma, bulutsuz kesinlikle yiyemezsin ha. Tamam. Ay. Amma da yoruldum ya. Şurada birazcık oturup dinleneyim. Ay. Eyvah hanım şimdi bir sürü laf söyler bana. Eyvah
eyvah eyvah. Ciğercinin oradaki kedi benim ciğeri yemiş bitirmiş. Ne yapsam ne desem hanıma. Neyse en azından tarifi bende. Tarif olmazsa zaten yiyemez ki. Ey, bu da burada kalsın o zaman. Ay ay, umarım hanım bir şey demez. Hanım, 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 ben geldim. Hanım neredesin? Hoş geldin, hoş geldin de niye eli boş geldin? E hani nerede ciğer? Ha, ciğer mi? E hanım, ben senin dediğin gibi gittim ciğerciye, ciğeri aldım. E kara kaçan yok malum. Ben de yorulunca bulduğum bir iskemlede oturdum dinleneyim dedim. Dinleneyim derken uyuyakalmışım. Sonra? Ciğercinin kedisi gelip bizim ciğeri alıp götürmüş. Aa, tüh 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 tüh. Gözü kör olmasın. Afiyetle yiyemesin inşallah. Merak etme hanım. Afiyetle yiyemez. Nasıl yiyemez? Aa efendi, nasıl yiyemez? Çoktan indirmiştir mideye. Olur mu hanım? Sen hiç üzülme. Tarifi bende, tarifi. Hay Allah sana akıl fikir versin he mi? Ne yapalım? Bu gece de aç açına yatacaksın. Madem ciğeri kediye kaptırdın. Hadi bakalım cezanı çek. Ben yatmaya gidiyorum. Hanım, hanım! Hanım! Ne oldu, ne oldu? Niye seslendin? Ya hanım, gözlüklerimi arıyorum da bir türlü bulamadım. Nerede acaba? Gözlük mü? Gece gece gözlüğü ne yapacaksın be adam? Yatarken gözlük mü takılır? Ya hanım sorma. İki gündür rüya görüyorum. Rüyalarımın hepsi bulanık. Ben de dedim ki, rüyalarımı net görmek için gözlük takıp öyle uyuyayım. Ne? Gözlük takıp öyle mi uyuyacaksın? Sen benimle dalga mı geçiyorsun be adam? He? Evlendiğimizden beri bir gün bile gün yüzü göstermedin bana. Senin beceriksizliğin yüzünden aç kaldık. Sen gelmişsin bana gözlüğümü bul, rüya göreceğim diyorsun. Hak mı bu, reva mı bu? He? Konuşmuyorum seninle. Git gözlüğünle ne yapıyorsan yap. He? Hay Allah. Gece gece hanımı da küstürdük. Neyse. Ben en iyisi gidip erkenden yatayım. Çünkü sabah erken kalkmam gerekiyor. Çarşıya gidip yoğurt satacağım. Ay ay. Hanım. 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 Ne oluyor ya bu saatte? Kim bunlar? Eli kolu birbirlerine girmişler. Nasıl da kavga ediyorlar. Ay dertleri ne ki bu saatte? Hoca efendi, hoca efendi! Hoca efendi! Kalk çabuk buraya gel! Dur hanım, geliyorum, geliyorum. Ay, ne oldu ya? Yahu mahallede iki kişi birbirine tutuşmuş, bir güzel kavga ediyorlar. İn bakalım şu aşağıda, dertleri neymiş, öğren bakalım. Ya hanım, amma meraklısın, vardır bir meseleler içinde ama... Hoca efendi! Efendim hanım! Yahu şu şatafatı durdur da rahat rahat uyuyalım. Baksana gürültünün duracağı yok. Ya tamam hanım, iyi diyorsun, güzel diyorsun da. Yani ben bu kılıkta oraya gidersem bu ayazda üşütürüm yahu. Aa, ben seni hiç üşütürmüyorum canım. Dur hemen sana bir yorgan. Şöyle aldın mı bunu sırtına? Üşümezsin. Hadi git de şu olayı çözüver de rahat rahat yatalım. Hay Allah, neyse neyse tamam hanım. Senin dediğin gibi olsun. Gidip hemen o meseleyi çözüyorum. Ne yaptın, barıştırdın mı? Barıştırdım hanım, barıştırdım. Nasıl barıştırdın? Hanım, bunda anlamayacak ne var? Yorgan gitti, kavga bitti. Ay. Aa, gerçekten yorgan yok. Şu işi baştan anlat. Nerede, nasıl oldu? Ya hanım sen dedin ya, git adamları barıştır diye. Ben de çıktım, adamların yanına gittim. Ya ne yapıyorsunuz demeye varmadan
benim üzerime çullanıp yorganı alıp kaçıp gittiler. Olsun olsun. Cana geleceğine mala gelsin. Hadi gel çay, çok üşmüşsün. İçeri gidelim de ben sana yeni bir yorgan getireyim. Hanım! Hanım! Hay Allah, hanım yine ortalıkta yok. Acaba yoğurdu nereye hazırlayıp koydu? Buraya koymuş. Hoppa! Şimdi bu yoğurdu götürüp çarşıda satıp akçeleri toplamak lazım. Hadi bakalım, fazla geç kalmadan gideyim. Ay yoruldum. Ya bu yoğurdu çarşıda satacağız ama önce bir tadına baksak da öyle yapsak ya. Dur bir bakalım tadı nasıl olmuş. Millete satacağız, sonra rezil olmayalım. Gayet lezzetli. Oh, çok güzel, mis gibi olmuş ya. Dur birazcık daha yiyeyim en iyisi. Tadı bayağı güzel geldi. Ya ne güzelmiş. Bütün yoğurdu bitirmişim yahu. Ne yapsak ki? Boş kazanda çarşıya gidilmez. O zaman en iyisi bu gölün kenarında kazanı yıkayıp eve gidip yeni yoğurt doldurup öyle gideyim çarşıya. Ay lezzetin ay. Yedim bitirdim bütün yoğurdu. Merhaba hocam. Merhaba evladım. Hocam sen burada ne yapıyorsun? Görmüyor musun evladım? Göle maya çalıyorum. Göle maya mı çalıyor? He. Hocam, göl hiç maya tutar mı? Ah benim evladım. Ben de biliyorum gölün maya tutmayacağını. Ama ya tutarsa? Nasıl? İlahi hocam ya, senin işlerine de akılsın hayatta ermez. Ne diyeceğim hocam? İki gece falan önceydi senin evin önünden geçiyordum. Evden böyle patırtı kütürtü bir sürü ses geliyordu. O sesler neydi ya? Ya evladım ne olacak? Benim kavuğum var ya, kavuğum merdivenlerden aşağı yuvarlandı. Öyle bir ses değildi hocam, böyle kavuk gibi değildi yani. Bayağı böyle gürültülü bir sesti o. Ya evladım anlattım ya, daha nasıl anlatayım sana ha? Ya anlasana işte, bizim hanımla tartıştık, kavga ettik. Kavuğun içinde ben de yuvarlandım aşağı. Ne meraklı insanlarsınız yahu. Allah, hadi var yolun. İlahi hocam ya. Ya ne meraklı insanlar var ya. Sordu da sordu. İnsanlar ne akıl bıraktı ne de fikir. Ya kazan, eyvahlar olsun, gördünüz mü? Beni lafa tuttu, kazanı gölün kenarında unuttum. Komşu da akşam istemeye gelecek kazanı. Neyse, bir şeyler düşünürüz elbet. Hay Allah. Bismillah. Ya ne istiyorsun evladım ya? Gölge gibi beni takip edip duruyorsun yahu. Aman hocam ne olacak? Ne isteyeceğim senden? Hani sen geçen gün bir ciğer almıştın ya. İşte ben de tahsilata çıktım. Seni görmüşken onu da aradan çıkaralım dedim ya. O mesele. Seni gidi köfte hor seni. Ya senin paran hazır. Hazır mı? Öyleyse hemen alayım hocam. Ya hazır dediysek o kadar da değil canım. Bak efendim, şuradaki patikayı görüyor musun? Görüyorum. O patikanın yan tarafına dikenli teller çektim, onu görüyor musun? Onu da gördüm hocam. Peki sor bakalım, o dikenli telleri niye çektin? Sorayım hocam, niye çektin? Oradan bir sürü koyun sürüsü gelip geçer. Geçerken öyle sırayla geçmezler. Sıkış tepiş geçerler. Geçerken de o tellere yünlerini takarlar. Ben ne yaparım? Ne yaparsın hocam?
O yünleri toplarım, hanıma götürürüm. Hanım da alır onları ip yapar, ben de çarşıda satar, senin paranı öderim. İlahi hocam çok güldürdün beni ya. Aferin, aferin. Gül gül gül, bol bol gül. Tamam tamam, o kadar da değil. Buldun peşin parayı, gülersin böyle gevrek gevrek. Neyse, hadi bakalım, hadi. Ama hocam hani hadi, sen... Hadi şimdi... hadi hadi. Ya ben senin paranı göndereceğim. Tersine... Aa, ne laf anlamaz adam çıktın. Hadi ya. Ama ben... Ya ne adamlar var, laftan hiç kimse anlamıyor ya. Sinirlenmemek elde değil canım. Hayırlı akşamlar. Derken bir başkası gelir. Hocam, hayırlı akşamlar evladım. Hocam bir maruzatım olacaktı sana. Söyle bakalım. Ya geçen sana kazanı verdik ya. He. Misafirler gelecekmiş, hanım da yemek yapacakmış. O yüzden kazanı almaya geldim. Ya ne yapsak ne yapsak. Adamın kazanını gölün kenarında unuttuk, iyi mi? Neyse bir bahane buluruz artık. Şey evladım. Efendim hocam. Ah evladım. Nasıl söylesem bilmem ki. Evladım öncelikle güçlü ol. Metin ol. Cesur ol. Ol. Hocam hayırdır, niye böyle dediniz? Ne oldu ki? Ya senin kazan var ya. He? Senin kazan Hakk'ın rahmetine kavuştu evladım. Hocam ne diyorsun? Şaka mı yapıyorsun? Kazan Hakk'ın rahmetine kavuşur mu? Hem kazan canlı bikiyorsun. Seni gidi köfte hor seni. Demek kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne mi inanmıyorsun ha? Seni gidi dolandırıcı. Hadi bakalım. Hadi hadi. Şuna bak. Hadi yürü. Ya ne biçim adamlar var. Ne laf dinlerler, ne laf anlarlar. İşleri, güçleri sinir etmek insanı yahu. Bu ses. Bu sesi nerede olsa tanırım. Bu kara kaçanın sesi. Kara kaçanın. Kara kaçan. Neredesin? Gel buraya. Sesim mi değil? Kara kaçan. Kara kaçan. Gel buraya. Benim güzel eşeğim, benim canım eşeğim. Nerelerdeydin kara kaçan? Seni özledim de özledim. Neyse neyse, olsun artık beraberiz. Arkadaşlar, bizleri izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Biz şimdi kara kaçanla başka başka maceralara çıkacağız. Başka maceralarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, evde kalın.